bir numaralı takım olmak tabii ki de inanılmaz gurur verici bir şey. Ama hepimizin hayali olimpiyatlarda şampiyonluk kazanmak. Stres ve baskı altındayken aklınıza sadece negatif şeyler gelir. Diğer bir seçeneğimi bilmiyorum nasıl yaşanır. Handan diyorlar ama nereden çıktı bilmiyorum. Handan yıllar önce. Kendime yakışan bir saç modeli bulamıyorum. O yüzden aynı saç modelinden devam ediyorum. Hande Baladın merhaba. Kariyerinize orta oyuncu olarak başlayıp smaçöre döndünüz. Bunun avantajları ve dezavantajları neler oldu? Dezavantajları tabii küçük yaşta uzun yıllar orta oyuncu oynadım ve orta oyuncu da bildiğiniz üzere sahada servis karşılayan bir pozisyonda değil. Smaçöre geçiş dönemimde servis karşılama ve defans konusunda çok zorlanmıştım. Ama tabii çalışarak bunların üstesinden gelmeye çalıştım uzun yıllar boyunca. Avantaj olarak mesela sahada orta oyuncunun yapması gereken en büyük görevlerden biri blok yapabilme özelliği. O yüzden kendi pozisyonumda da orada öğrendiğim blok tekniğimle yine daha iyi bloklar yapabiliyorum diyeyim. Ya da oyunu okuma açısından, oyunu görme açısından, oyun takibi açısından bana açıkçası çok yararı oluyor kendi pozisyonumda şu anda. Türkiye'nin en çok satan deodorantı Emotion'un içeriğinde alüminyum yok, ter kokusunu önlemek var. Bu pozisyon değişmenin sebebi sizin isteğinizle mi oldu yoksa hocalarınızın bir yönlendirmesi Hocalarımın miydi? Hocalarımın yönlendirmesiyle oldu. Aslında böyle bir proje gibi demek istemiyorum ama planlanan bir şeydi. Yani galiba hocalarım maçör tekniğine sahip olabildiğimi gördüler aslında orta oyuncu oynarken. Ve aslında uzun yıllar sonraki kariyerime baktığımızda eğer amil takım seviyesinde oynamak istiyorsam önümdeki smaçörlerin isimleri söylendi bana ve önündeki orta oyuncuların isimleri söylendi. Daha sonrasında eğer smaçör olursam yolumun daha açık olabileceği, tabii ki de bu böyle havadan gelen bir şey değil, bunun için çalışmak gerekiyor, inanmak gerekiyor kendine ama böyle bir plan vardı. Sonrasında pasör çaprazına geçtim. İlk önce bir smaç vurmaya odaklanabilmek için, anlayabilmek için sahadaki konumunu. Daha sonrasında smaçör pozisyonuna geçtim ve uzun yıllardır artık smaçör olarak değişmeden devam ediyorum. Bilmiyorum bundan sonraki kariyerimde libero pasör olarak devam eder miyim? Olimpiyatlar dünyanın en büyük spor organizasyonu, favorilerden biri olarak gidiyorsunuz. Avantaj olarak mı görüyoruz yoksa üzerinizde ayrı bir baskısı var mı? Favori olmak, dünyanın bir numaralı takımı olmak tabii ki de inanılmaz gurur verici bir şey. Ama tabii ki bu tarz sorularla, bu tarz ortamlarla artık o baskıyı biraz da hissediyoruz, yalan söylemeyeceğim. Ama tabii ki çok buna odaklanmamaya çalışıyoruz. Çünkü bizim işimiz sahadaki yaptığımız, sahadaki gösterdiğimiz performans. Eğer dış etkenlere diyeyim, onlara çok fazla takılırsak bu sefer sahada gösterdiğimiz performansla da bazen inişler çıkışlar olabiliyor. O yüzden daha çok kendi içimizde kalmaya çalışıyoruz. Hedefimizi biliyoruz, hayallerimiz var hepimizin. Hepimizin hayali olimpiyatlarda şampiyonluk kazanmak. Ama tüm madalyalara da talibiz açıkçası. O yüzden hayalimiz doğrultusunda kendi içimizde kalarak, çalışarak devam ediyoruz. Geçen seneki İtalya maçına dönmek isterim. O maçta gözlerinizi kapattığınız bir an var. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Medyada neler konuşulmadı ki? Tam olarak kendi kendinize neler söylediniz o anda, hatırlıyor musunuz? Ya o an aslında o benim için bir teknikti. Orada konsantrasyonumu tutabilmek için. Çünkü çok stresli ve baskılı bir andı. Hani insanlar bunu pek bilmez ama stres ve baskı altındayken saha içinde aklınıza sadece negatif şeyler gelir. Bu sadece benim yaşadığım bir şey değil. Dünyadaki tüm sporcuların yaşadığı bir şey ve bunu kontrol etmeyi öğrenebilmek gerekiyor. Biz de hepimiz bunun üzerinde çalışıyoruz. Orada da benim için bu bir teknikti. 10 tane teknik var orada odaklanmanı sağlayabilecek ama ben orada gözlerimi kapatıp sadece iyi manşet aldığımı, topu pasöre iyi verebildiğimi hayal ettim ve gördüm. Daha sonra da aldığım toplarda karşıladığım servisleri iyi bir şekilde pasöre ulaştırabildim Allah'tan. Saç modeliniz yıllardır aynı. Artık bu bir totem midir yoksa bir alışkanlık mıdır sadece? Vallahi küçükken bu totemlere çok inanırdım. Sonra baktım ki totemlerle alakalı değil. Ama bir noktada bir süre totem olarak devam ediyordu. Daha sonra fark ettim ki yani kendime yakışan bir saç modeli bulamıyorum. O yüzden aynı saç modelinden devam ediyorum. Genç bir sporcu olmanıza rağmen belgeselinizin yapılması nasıl bir duygu? Şu anda düşündüğümde güzel ve inanılmaz gurur verici. Bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra düşündüğümde iyi ki yapmışız dediğim bir proje oldu bence. Ama o süre zarfı içinde zaten belgeselin ilk cümlesi de 26 yaşında bir sporcuya belgesel çekilir mi? O gerçekten gerçek düşüncelerimdi. Yani ekibime
de direkt bu soruyla gitmiştim açıkçası. Çok gerildim, çok stres oldum. Bir süre zarfı boyunca yani gerçekten hani bu yapılır mı, yapılmalı mı, sonuçta kariyerim hala devam ediyor gibi gibi bir sürü sorular vardı. Büyük bir tedirginliğim vardı açıkçası. Ama daha sonra hem şu an yaşadıklarımızı genç jenerasyonlara aktarabilmek önemliydi benim açımdan. Hem de beni rahatlatan kısım Red Bull'un bunu tüm Red Bull atletlerine yapıyor olmasıydı. Yani bu benim için bir ilk, evet camiamızda olan bir ilk ama aslında onlar için sürekli yapılan bir durum. O birazcık da içimi rahatlattı açıkçası. Daha sonra evet dedim ve böyle bir projede yer aldım. Dediğim gibi çok stresliydi. Sezon içinde bunu yönetebilmek, aynı zamanda oynadığım topa odaklanabilmek ama en sonunda bu kadar da büyük bir proje olacağını da düşünmemiştim açıkçası. Daha böyle sadeleştirmek istemiştim ama güzel bir proje oldu. Gurur duydum ve bundan yıllar sonra da gurur duyacağım bir proje oldu. Bir ara takımın DJ'ymişsiniz. Bu sene yaşlandığımı hissediyorum, o yüzden emekli oldum DJ'likten. Geçen sene Mile katıldı aramıza. Dedim senin müzik tarzın güzel, sen devam et. Peki yaz aylarında milli takım, kış aylarında kulüp takımları. Nasıl baş ediyorsunuz bu takvimle? Nefes alacak alanı kendinize nasıl yaratıyorsunuz? Ya şimdi şöyle diyeyim. Ben 2010'da İstanbul'a geldim İzmir'den. İzmir Büyükşehir Belediye'den Azerbaycan'a transfer oldum. 2011'de de normalde küçük milli takımı diye bir grup yoktu aslında. Yıldız milli takım ve genç milli takım olarak devam ediyordum milli takımda. 2011'de küçük milli takımı kurmak istediler. Ankara'da Dünya Çocuk Oyunları oynadık. Ben o zamandan beri bu temponun içindeyim aslında. Yani o zamandan beri milli takımda, hem kulüp takımında hem milli takımda performans gösterdiğim için buna çok küçük yaşta alıştım ve aslında artık diğer bir seçeneğimi bilmiyorum nasıl yaşanır. Uzun 2 ay, 3 ay boşluğum olduğunda ne yapabilirim? Hiçbir fikrim yok. O yüzden buna çok küçük yaştan beri alıştığım için artık bu benim için normal oldu. Yani tabii ki de arada bunun vermiş olduğu sıkıntıları yaşıyoruz, yaşamıyor değiliz ama olabildiğince yardım almaya çalışıyoruz. Kendi hedeflerimiz, hayallerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Benim için artık açıkçası çok normal oldu her sene milli takım. Yani normal demek istemiyorum ama tempo olarak normal oldu. Tabii ki de milli takımda her sene olabilmek, istikrarlı bir şekilde burada devam edebilmek gurur verici. En büyük hayallerimden biri de buydu zaten. Yani bundan 10 sene önceki röportajım, ilk röportajıma bakıldığında da Azerbaycan'da veya milli takımda kalıcı olarak oynamak istiyorum gibi bir hayalim var demiştim. Hala burada o hayali yaşıyor olabilmek benim için çok gurur verici. Hayalini gerçekleştirmiş bir sporcu olarak genç kızların en çok örnek aldığı isimlerden birisiniz. Onlara neler önerirsiniz? Hayalimi daha gerçekleştirdim diyemem. Bir sürü hayalim var da. Ama bunlar için çalışıyorum dediğim gibi. Bunları çok istiyorum, yürekten istiyorum. Olimpiyatlarda madalya kazanmak, şampiyon olmak. Birçok kendi kariyerimde başarmak istediğim hayallerim var. Sadece kız çocuklarına değil, tüm genç jenerasyonlara diyebilirim. Yaptığınız işten ne olursa olsun her zaman keyif almalarını öneririm. Çünkü keyif almadan bir noktada, bir yerde başarılı olabileceğinizi düşünmüyorum açıkçası. Her zaman kendi yollarında, dış etkenlerden uzak, kendi inandıkları, kendi inançları doğrultusunda, o hedefe koydu, kendilerine koydukları hedef doğrultusunda çok çalışmalarını ve hiçbir zaman pes etmemelerini önerebilirim. Çünkü başarıya giden yolda gerçekten inanmak çok önemli, hayal kurmak çok önemli, bunun için çaba göstermek çok önemli. O yüzden bir zaman pes etmeden çalışmaya devam edebilirsiniz. Peki takım içinde bir lakabınız var mı? Vallahi Handan diyorlar ama nereden çıktı bilmiyorum. Handan yıllar önce. Milli takımda yine bir antrenörlerim söylemişti sanırım. Eğer voleybolcu olmasaydınız ne olurdunuz peki? Çok değişkenlik gösterdi ya meslek seçimlerim küçüklüğümden beri. Ama hani son dönemlerde düşünüyorum, modayı seviyorum. Belki modayla alakalı bir şey olabilirdi. Müziği seviyorum. Müzik ama çok zor yapması falan. Birkaç kere denedim. Ondan sonra vazgeçtim. Olmazmış benden dedim. Ben dinlemeye devam edeyim sadece. Ya ben moda sektöründe belki. Ya çünkü hani büyüdükçe o kadar fark etmeye başladım ki bizim ebatlarımız normal bir ebat değil yani. Hani 2 metreye yakın arkadaşlarım var. Her istediğimizi, her gördüğümüzü alıp giyemiyoruz maalesef. Uzun kadınları kurtarmak amaçlı bir marka görebilirim belki falan. Tabii ki de böyle bir düşüncem var ama hala bunun için bir adım atmadım. Belki voleybol kariyerimden sonra, bilmiyorum. Son olarak da şunu soralım. Hayalim çok var dediniz ama yurt dışında kariyerinizi sürdürmek gibi bir hayaliniz var mı? Bildiğiniz gibi Azerbaycan'la bir sene daha, bir sezon daha sözleşmem var. Bundan önceki yıllarda aslında bunu pek düşünmüyordum. Ama son yıllarda daha fazla düşünmeye başladım bu konu hakkında. Böyle bir hayalim var. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Ama bakalım, umarım gerçekleştirebilirim. Hande Baladın, teşekkür ediyoruz. Bol şans diliyoruz.
Sağ olun.